NVIDIA dediğimde aklınıza cep telefonu gelir mi? Gelmez, ekran kartları gelir doğal olarak. Aynı zamanda yapay zeka'yı düşünebilirsiniz ama yapay zeka'yı da ekran kartlarıyla yapıyor. Eğer konsol dünyasına hakimseniz Nintendo Switch diyeceksiniz. Haklısınız, Nintendo Switch'in içerisinde Nvidia'nın geliştirdiği bir tegra işlemci var. Biraz elden geçirilmiş hali. Aynı zamanda eğer Android TV kutularına hakimseniz dünyanın en hızlı, en iyi hatta ses uzmanlarının ses sistemleriyle kullanmak için tercih ettiği Nvidia Shield Android kutuları aklınıza gelebilir. Aynı zamanda Shield isimli bir el konsolu da vardı ama o arada kaynada gitti. Bunlar haricinde bir cep telefonunu şu anda günümüzde kolay kolay aklınıza getirmezsiniz. Halbuki çekmecemi karıştırırken bugün bulduğum HTC One X içerisinde Nvidia Tegra 3 işlemci taşıyan bir cep telefonu. 2012 yılında pazara sunuldu ve döneminde 4 çekirdekli işlemcisi Full HD video kaydı yapabiliyor olmasıyla hayli iddialı bir cep telefonuydu. İncecik polikarbon bir kasaya sahip. Güç girişi hemen sol tarafta yer alıyor. Fantastik bir tasarım var. Yani bugün de böyle bir cep telefonu pazara sunulsa insanlar kompakt güzel bir cep telefonu sunuldu pazara diye düşünebilirler. 720p ekranı günümüzde bile parlak aslına bakacak olursanız. Ama eksikleri yok muydu? Var tabii ki. Tegra'nın da sonunu mobil cihazlarda getiren bu eksikler oldu. Nvidia 2008 yılında mobil işlemci pazarına kendi tasarladığı ARM işlemcilerle beraber geliyor. İlk Tegra APX2500 işlemciler ve Tegra 600 serisini geliştiriyor marka. Tegra APX2500 cep telefonları için düşünülürken 600 serisi işlemciler taşınabilir mobil internet cihazları, evet böyle bir kavram vardı ve smartbooklar için düşünülüyor daha çok. Smartbooklar dizüstü bilgisayara benzeyen, içerisinde Linux işletim sistemi taşıyan, bir dizüstü bilgisayarda gerçekleştirmek istediğiniz ofis işlerinizi, çoklu ortam yürütme, internette gezme işinizi yapabileceğiniz, makinalardı. Böyle şeyler hayal edildi o dönemde ama ne yazık ki günümüze böyle şeyler ulaşmadı. Fakat bir dönem için mobil internet cihazları denen cihazlar üretildiler gerçekten. Daha çok biz bunları medya oynatıcı olarak kullandık. İşlerinde tarayıcı falan vardı ama çok işe yaramıyordu. Tegra işlemciler 720p video oynatabiliyorlardı. Dönemi için devrimsel bir özellikti bu. Bunu da düşük güç tüketimiyle beraber yapabiliyorlardı. Bu sayede biz elimizde taşıdığımız büyük ekranlı cihazlarda MP4 dosyaları, DivX dosyaları izleyebiliyorduk. Dönemi için çok enteresan değil mi? Bugün cep telefonunuza tabletinizde yapıyorsunuz. Bu cihazların bir marketi, uygulama çalıştırma özellikleri yoktu. Tek özellikleri vardı. İçine yüklediğiniz video dosyalarına tıkladığınızda izleyebiliyordunuz. Bizim için devrimsel geliyorlardı. Tegra işlemciler bunlar için geliştirildiler. 2008 yılında tanıtıldılar ama biz ilk cihazı 2009 yılında Microsoft'tan gördük. Microsoft, Nvidia'nın sıkı partnerlerinden bir tanesi olmuştur. Ve uzun sürede bu partnerlikleri devam etti aslında. 2009 yılında Microsoft, Apple'ın iPod'una rakip Zune isimli bir müzik çalar geliştirdi. Ve bunda Nvidia Tegra'ya yer verdi. Nvidia Tegra'nın bir müzik çalar değer alması aslında çok da sürpriz değil. Nvidia Anakart yongalarından evet bilmeyenler için bir dönem Nvidia bilgisayarlarınızda kullandığınız anakartlar için çok başarılı yongalar geliştiriyordu. AMD işlemcileri çalışan hatta Intel içinde dönemin en iyi hızlaştırma performansına sahip anakartlara sahipti. Sonrasında lisans konusunda çıkan bazı pürüzlerden dolayı yola devam etmeme kararı aldı ama o dönemki anakartlarında da dünyanın en iyi ses kartlarını sunuyordu. Bu yüzden hani Zune içerisinde bir Nvidia yonga yer alması Nvidia'nın aslında ses konusundaki başarısından geliyor aynı zamanda Zoom 3 boyutlu çok akışkan bir arayüze sahipti. Çok beğeni topladı bu arayüz. Bu arayüzün çalışması için de iyi bir performans gerekiyordu. Nvidia ile Microsoft burada ortaklaşa çalışarak iyi birini ortaya koymuşlardı. Hatta arayüz o kadar sevildi ki ne yazık ki bu arayüzü biz Microsoft'un mobile cep telefonlarına gördük. Windows mobile cep telefonlarında ve bu telefonların başarısız olmasındaki yegane nedenlerden bir tanesi de bu olabilir. Bu sonraki bir konu daha sonra konuşuruz aslında. Fakat Nvidia'nın Tegra işlemcisi müzik çalardan çok da öteye gidemedi. Çünkü evet Microsoft'un Kik isminde falan bazı telefonlarda kullanıldı ama bunların marketi yoktu, çok gelişmiş değillerdi. Mobil cihazlarda sınırlarda çalışıyordu performans olarak. Ta ki Tegra 2'ye kadar biz Nvidia işlemcilerin mobil cep telefonlarında çok da böyle yaygın kullanıldığını görmedik. Fakat Tegra 2 ile beraber bir sıçrama yaşandı. 2011 yılında Motorola Atrix tanıştık ve Motorola Atrix bir cep telefonundan öte bir dizüstü bilgisayara dönüştürülebilen bir modeldi. Bakın bugün bile böyle bir konseptle karşı karşıya değiliz. Motorola Atrix'i satın alıyordunuz. Bu cep telefonunun güç verebildiği bir dizüstü bilgisayar ünitesi vardı. Cep telefonu daka oturttuğunuz anda masaüstü versiyonu bir arayüz açılıyordu. Ve burada masaüstüne çalıştırdığınız web tarayıcıyla dilediğiniz web sitesinde gezebiliyordunuz. Ve online olarak ofis işlerinizi vesaire tam ekranda gerçekleştirebiliyordunuz pil süresi de artıyordu aynı zamanda. Çünkü Motorola dünyanın ilk çift çekirdekli işlemcisi Tegra 2 ile beraber sadece bir cep telefonu değil bir masaüstü deneyimi de yaşayabileceğinizi inanıyordu. Sadece Motorola da değil aslında. Nvidia da buna inanıyordu. Çünkü Nvidia hemen bir Linux sürümünün Ubuntu'nun Tegra 2 uyarlanması için çalışmaya başladı. Bakın Nvidia her zaman vizyoner bir marka olmuştur. Bir işlemci ürettim bu hızlı çalışıyor bunu alsınlar ne yaparlarsa yapsınlar değil adamın vizyonu. Adam hemen bir Linux sürümünü de port etmeye çalışıyor. Neden? İstiyor ki işlemcisi farklı yerlerde, farklı amaçlarla da kullanılsın. Mobil pazar tek başına doyurmaz beni diyor. Ben yoluma devam edeyim. Yoluma devam edeyim dediği yerde biz Tegra 3 ile tanıştık. Tegra 3 4 çekirdekli, yüksek performans verebilen ve işte HDC, One X'e gücünü veren işlemciydi. Tegra 3 dönemi için inanılmaz skorlara imza atıyordu. Büyüleyici bir işlemciydi ve herkesin ilgisini çekiyordu. One X özel bir cep telefonuydu. Tasarımıyla beraber o kadar ilgi çekiyordu ki yolda insanlar beni çevirip bu cep telefonuna bakmak istiyorlardı. Ben de bu cep telefonunun olduğunu nereden biliyorlardı? E, Türkiye'de bir dönem video inceleme dendiğinde ilk akla gelen isimlerden bir tanesiydim o dönem. Çok fazla video çeken yoktu. Bunun da ekmeğini yiyorduk. İnsanlarla tanışma, sohbet etme, teknolojik paylaşımlarda bulunma imkanı yakalıyorduk. Yolda beni çevirdiklerinde cep telefonu veriyordum. İnsanlar deneyimliyorlardı. Çünkü bu cep telefonu gerçekten incecik bir kasaya sahip içerisinde dünyanın en hızlı işlemcisi var dönemi için ve çok yenilikçi. Ama ne gibi sorunlar vardı? Şimdi Nvidia hızlı işlemciler yapıyordu ama mobil cihazlarda tasarımlar o dönemde incelmeye çalışıyorlardı. Ama Nvidia'nın işlemcileri bu ince kasalarda soğuyabilecek türden değildi. Ne yazık ki Nvidia'nın işlemcileri evet çok yüksek performans veriyorlardı ama ısınıyorlar ve aynı zamanda güç tüketiyorlardı. Mesela bu cep telefonunun en büyük problemlerinden bir tanesi dönemi için ısınan ve ne yazık ki çok iyi aslında pil performansı sunmayan modellerden bir tanesi olması. İnsanlar ve ben niye katlandık bu cep telefonuna? Öylesi muazzam bir tasarımı var ki bugün bile konuşulabilecek bir telefon. Elinize tuttuğunuzda inanılmaz fark yaratıyordunuz. Ve hani dünyanın en hızlı işlemcisine sahip olmak orada fark yaratıyordu. Daha sonrasında zaten Tegra işlemcilerin cep telefonlarında çok fazla kullanılmamaya başladığını göreceğiz. Ama 2012 yılında Nvidia cep telefonu işinin ona çok fazla getiri sağlamayacağını anlamış olacak ki otomobil üreticileriyle sıkışmaya başladı. Çünkü bir dönüşüm vardı otomobil sektöründe. Otomobillerde ekranlar büyüyor, kadranlar gelişiyor, daha fazla çoklu ortam içeriği gereksinimi var, animasyonlar var. Aracın bilgisayarı daha fazla hesap yapmak zorunda kalıyor ve otomobil üreticileri ellerindeki işlemcilerle o sektörde çözümlerle çaresiz kalıyorlardı. Nvidia ilk Tegra işlemciden bu yana yatırımını yapmış ve bu süreçte otomobil markalarının sertifika testlerinden geçecek şekilde tüm süreci tamamlamıştı. Ve Tegra 3 ile beraber Audi, Tesla gibi markalarla 2012 yılında anlaşmalar imzalandı ve bu araçların içerisinde Tegra işlemcilerin kullanıldığını gördük. Hatta daha sonrasında Elon Musk kendi işlemcisini geliştirene kadar Tesla otomobillerin otonom sürüşünde Nvidia Tegra işlemciler güç verdi. Nvidia cep telefonlarına girecek işlemciler yapmaktan vazgeçtikten sonra yapay zeka ve otonom sürüşe odaklanan makineler, küçük yongalar geliştirmeye başladı. Bu yongalar evet güç tüketiyorlardı ama yüksek performans sunuyorlardı. Biz de bu yüzden Tegra işlemcileri cep telefonlarından daha çok tabletlerde görmeye başladık. Mesela Microsoft'un Surface 2'si gibi cihazlarda Tegra 4 işlemciden yer aldığını gördük. Bunlarda Windows RT denen Windows'un ARM işlemciler üstünde çalışan özel bir versiyonu vardı. Bu da tutmadı. Çünkü uygulama desteği yoktur. Lanet bir arayüze sahipti. O Zoom'dan eser kalan bir arayüz. Evet doğru. Tabletlerde Windows'ta dahi denendi. Windows 8 ile beraber ve kullanıcılar tarafından hiç sevilmedi. Belki de Microsoft'un en sevilmeyen arayüzü olabilir bir müzik çalardaki arayüzü önce telefonlarda sonra bilgisayarlarda ve tabletlerde denedi Microsoft. Böyle bir akıl tutulması yaşıyordu o dönemde ve Surface 2 ile beraber Windows RT de tarihe karıştı zaten. Ama sadece Microsoft değil aynı zamanda Google tarafında Pixar ailesi tabletlerde Sony'nin tabletlerinde de Tegra işlemcilerin yer aldığını gördük biz. Ama en özel ürün tabii ki Tegra işlemcili Switch oldu. Ve şu anda dünyanın en popüler konsollarından bir tanesinden bahsediyoruz. Switch ile beraber Nvidia'nın başarısını burada görebilirsiniz. Nvidia PlayStation 3'ün içerisinde de vardı. ilk Xbox'ın içerisinde de vardı GPU olarak. Ama işlemci ve GPU olarak ilk defa bir Switch konsolla beraber karşımıza çıktı. Ve burada büyük bir başarı yakaladılar. Nvidia işlemciler güçlüler ama cep telefonuna girecek kıvamda değiller. Nvidia'nın vizyonu farklı bir yere gidiyordu. Şimdi otomobil endüstrisine yapay zekaya verdiği aslında yönle beraber hep beraber görüyoruz. Markanın Tegra işlemcilerinin sektörü nasıl şekillendiğini, nereden nereye geldiğini. Yani cep telefonunda müzik çalarda başlayan serüven bugün otomobil dünyasında, yapay zeka dünyasında devam ediyor. Hala yapay zekada taşınabilir güçlü bir platform arıyorsanız Nvidia'nın platformları oldukça fazla şey sunuyorlar sizlere. E tabii ki şunu da unutmamak lazım. Nvidia'nın Android kutuları da var. Shield 4K Pro satın aldım Amerika'dan. Niçin satın aldım? Bu alet True Atmos HD sesi sıkıştırılmamış bir şekilde passthrough yapabilen dünyadaki tek Android kutusu. Nvidia'nın ses konusundaki deneyimi Zoom'dan bu yana devam ediyor. Adamlar her şeye en ince ayrıntıya kadar önem veriyorlar ve önem verdikleri konularda fark yaratması için yeterli oluyor. Belki de şu anda satın alabileceğiniz en pahalı Android kutusundan bahsediyoruz ama Amazon'a baktığınızda sık sık out of olduğunu görebilirsiniz. Zor bulunan değerli bir alet ve ses uzmanlarının evinde neredeyse kimle tanıştıysam hepsinde birer tane de var. Öyle de güzel bir cihaz. Evet bu videoda sizlere Nvidia'nın Tegra ile ilgili macerasını anlatmak istedim. Çekmeceyi karıştırırken buldum HTC One X'i. Açık söyleyeyim pili ölmüştür diye düşünüyordum. Çalışması beni şaşırttı. Telefon hala çalışıyor. E tabii ki artık Google Market uygulamalar falan sorun çıkarttı. İçerisinde Android 4.0 var. O günden bugüne bir güncelleme almamış. Pili de hiçbir şey yapmamama rağmen hatta bağlı olmamasına rağmen olduğu yerde böyle azaldığını görebiliyorsunuz %1.1. Artık ömrünü tamamlamak üzere ama açılıyor. Pili şişmemiş. HTC'nin aslında dönemi için nasıl kaliteli cihazlar ürettiğinin de bir göstergesi diyebiliriz. Benim için güzel bir anı oldu. Sizlerle de bu anıyı paylaştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için yani yararlı bir video olmuştur. Eğer bu videoları beğeniyorsanız, devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Teknoloji kanalları artık zor büyüyorlar. İnsanlar teknolojiye ulaşamadıklarını düşündükleri için takip edeceğim ne olacak diyorlar ama takip edin, habersiz kalmayın, bilgisiz kalmayın. Her zaman ürünü anlatmıyoruz. Teknolojinin nereden geldiğini, nereye gittiğini de sizlere anlatıyoruz bu konuda bilgisiz kalmamanız için de takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.